Herkese selam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki farklı yulafı deneyeceğiz. Önümüzde iki tane yulaf var. Birisi eti Rifalif'in, diğeri de Migros'un Mi Life yulafları var arkadaşlar. Bunları test edeceğiz. Etininki çikolatalı, bu sade. Önümüzde de kaplarımız var. Bugün yine bir tatma videosuyla karşınızdayız. Bakalım, umarız izlerken keyif alırsınız. Önce içerisinde neler var onu söyleyelim. Evet. Migros'un kendi ürettiği bir şey. Kuru meyveli ve kuru yemişli diye geçiyor. Evet. İçerisinde üzüm, incir, gün kurusu, kayısı, fındık kırığı, kabak çekirdeği var. Bayağı iyi. Evet. Hem sporcu besinleri aslında arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bazı insanlar yulaf yiyemiyor. Sade yulaf yiyemediği için bu şekilde müsliler yapılıyor. Biz de bakalım test edeceğiz. Ben de aynı zamanda spor yapıyorum. Yulaf tam anlamıyla yiyemediğim için test edeceğiz ve bakalım Kübra neyi beğenecek, ben neyi beğeneceğim. Etinin olan müsli de fındık, kakao çekirdekli, kakaolu, ince öğütülmüş yulafıymış. Yumuşak kıvam bu. Yüksek lif içeriyormuş. Doğal protein kaynağıymış. Evet. Rengi kakaodan gelmektedir diyor. Çikolatalı zaten. Hadi bakalım. O zaman şimdi ne yapalım? Biz hazırlayalım arkadaşlar. Sonra da tatma videosuna geçelim. Biz karışımları hazırladık. Zaten gördünüz yakın çekimde arkadaşlar. Kübra'nın yulafları daha büyük. Zor yemesi bazı insanlar için. Bendekiler de biraz daha öğütülmüş, biraz daha küçük hali. Gördüğünüz üzere benimkinin rengi çikolatalı oldu. Kıvamı bu şekilde. Seninki de bayağı bir büyük. Bu aslında normal. Bir insan yiyebilir ama ince öğütülmüşü, hiç dişi olmayanlar, bence yaşlılar falan rahatlıkla tüketebilir. Evet, bunu daha çok zaten yiyemeyen insanlar için tasarlanmışlar. Bu ise bildiğiniz sporcular için. Şimdi istersen önce sen tat. Ben hepsinden biraz alayım. Tamam. Sütlü bu arada arkadaşlar. Biz süt kullanıyoruz. Siz süt sevmiyorsanız suyla da yiyebilirsiniz. Tanecikler büyük olduğu için aslında doyurucu. Bu böyle ağızda yulaf yediğini hissediyorsun bunda. Bu diyor ki benim içim dolu dolu meyve parçacıklarıyla ve yulaf yiyorum yani. Bence Migros'un ürettiği iyi şeylerden biri. Hı hı. Ben bunu çok seviyorum. Hatta içerisinde bir tane muz doğrayıp koyuyorum. Farklı, öyle farklı. Daha güzel oluyor. Farklı bir şeyler de koyabiliyorsunuz içerisine. Bence gayet güzel. Aynen. Bunu sporcu arkadaşlara tavsiye edebiliriz. Şimdi çikolatalısına bakacağım ben. Şöyle başlıyorum. Bu biraz daha öğütülmüş, sanki çorba gibi yani. Ağzınıza aldığınız zaman kakaosu baskın geliyor önce. Sonrasında içindeki öğütülmüş o parçacıklar ağzınıza dağılıyor. Ve bunu yemesi aslında biraz daha kolay. Ağzında bekletmeden yutabiliyorsun. Evet, mesela ben bunu çok çiğnedim. Çünkü içerisindeki Aynen. parçacıklar iri ve çiğnenmesi gerekiyor. Bunu da bir iki çiğnediğiniz zaman hemen yutabiliyorsunuz. Çünkü gerçekten çok iyi öğütülmüş. Evet. Etinin de bence hoş. Ama bana soracak olursanız ben daha çok Migros'unkini daha çok beğendim. Tadı bana daha çok hitap ediyor, öyle söyleyeyim. Yani tadı daha güzel. Bu sade arkadaşlar. Kakao bazen sizi bayabilir. Şimdi ben de bazen şekerim çok düşük olduğu zaman bunu tavsiye ediyorum kendime. Yani bunu yiyorum. Ama genel anlamıyla bir yulaf alacaksam da bunu alırım yani. Çünkü içerisindeki büyüklüğü daha doyurucu gibi hissettiriyor insana. Daha çok besleniyormuşsunuz gibi. Ama tabii ki bunlar tamamen hislerle alakalı bir şey. Sizin damak zevkinize göre de değişebilir. Dediğim gibi enerjim düşük olduğu zaman kakaolu bana biraz daha iyi gibi geldi. Süt sevmiyorsanız yoğurtla, soğuk sütle ya da sıcak sütle ile karıştırabiliyorsunuz. Evet. Biz genelde hep soğuk sütle yiyoruz ama hı hı. sıcak süt ve yoğurtla da oluyormuş. Seninkinden bir kez daha denemek istiyorum. Tamam. Yani karıştırdık biraz ama o da aynı. Bunda işte o yulafın tadını alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yulaf sevmeyen için yapmışlar bence bunu. Yani yulaf yemesi gibi sporcular biliyorsunuz kaslarının yenilenmesi için lipe ihtiyaç duyuyorlar. Bunu yiyemeyen insanlar için bunu yapmışlar diye düşünüyorum. Ben genel anlamda beğendim yani. İkisi de damak zevkime hitap ediyor. Daha yoğun. Böyle Hı-hı. gerçekten yoğun ve sanki bir tık daha mı tok tutuyor. Onun içerisindeki kakao insana biraz enerji veriyor gibi. Bunun da içerisinde de görüyorsunuz bayağı bir malzeme var yani. Bu da fena değil yani. Fiyatına göre özellikle çok iyi. İkisi de bence fiyat performansı evet. bir kere. Gerçekten fiyatları aynıydı galiba, değil mi? Gramları bu 250 gram. O 350 gram, bu 250 gram. Yani o bence daha fiyat performansı. Evet, bu daha fiyat performansı. Çünkü ikisi de aynı fiyattaydı. O zaman bunda daha fazla olduğu için gerçekten ben hem bunu sevdim. Hı hı. Çok fazla çikolata tatlı ve çikolata sevmeme rağmen bunu daha çok sevdim.
Yani genel anlamıyla arkadaşlar ikisinden de yorumlarımızı sizlere bahsetmek istedik. Yani gayet güzel. Yeniliyor da yani yulaf yiyemeye, mesela yulafın sadeleri de var. O sadeleri yemek biraz daha zor. O sebeple insanlar bu şekilde şeyler yaparak daha rahat bir şekilde alması gereken lif oranını, yani yulaftan alması gereken besinleri alarak daha sağlıklı bir beslenme elde edebiliyorlar. Özellikle sporcular için yararlı olacağını düşünüyorum bu videonun. Evet, tabii ki de bu iki çeşit yok. Binlerce çeşit var. Çok evet. Daha içerisi zenginleştirilmişler var. Eğer bu video hoşunuza gider diğerlerini de deneyebiliriz. Diğerlerini de deneriz. Evet arkadaşlar, bu şekildeydi. Abonelikler ücretsiz, ücretsiz bir şekilde bizim ailemize destek olabilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu şekildeydi. Umarız tatma videolarını, yemek videolarını seviyorsunuzdur. Sizler de video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bahsetmeyi unutmayın. Kübra'nın da dediği gibi abonelikler ücretsiz. Yani abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye.